Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Bugün yine İşimiz Keçi programında sizlerle birlikteyiz. Karaburun Serpıncık Hamzabükü köyünde Mehmet Sert. Mehmet Sert abimle birlikteyiz. Öncelikle Mehmet abi merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür hamdolsun. İyiyiz. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Valla bu sıcakta keçileri de seni de Evet. biraz Ayağınıza sağlık. bekletti. Kusura bakma Yok. artık. Estağfurullah. Evet, Evet. şimdi İzmir olarak bölge olarak yine Karaburun ilçesindeyim. Ama keçi olarak ilk defa Halef ve Maltız çekimi olacak. İlk defa yani bu keçiyi Evet. tanıyacağız, öğreneceğiz. Evet. Diğer keçi ırklarına göre olumlu olumsuz yönlerini Evet. tanışacağız. Şimdi abi bu keçi ırkına ne zaman neden karar verdin? Ta ki az olsun, temiz olsun, ta iyi randıman almak için. Hem ete hem süde geliyor. Baktığın zaman 200-300 bile doğuran oluyor. Fazla kalabalığa gerek yok. Az oldu mu ta güzel randıman alıyorsun. Mesela 70-80-100 kadar hayvanım var. Ta güzel verimli süt alıyorsun. Normalde burada hep şey kıl keçisi, kara Evet, keçi evet. oluyor bölgemizde. Evet. Tabii onların verimlerine göre bunların yani hem sütüm olmuş olsun, sütün litresi, sütün kalitesi, yağ protein oranları, Evet. dediğimiz gibi süt sağım Evet. süremiz, dediğimiz gibi diğer ırklara göre daha farklı oluyor. Evet. Hani zaten ırkımız da süt verim ve kalitesi olarak tabii bakım koşullarını Evet. sağladığımız takdirde Evet. bu verimliliklerimiz artıyor. Evet. Şu an şey herhalde bakım beslemeyi nasıl yapıyorsun? Sağım devam ediyor mu hala? Sağım hala devam ediyorsun. Sabah Sabah bir gün tek yöne çevirdim. tek yöne çevirdin artık Sabahlar ki şey sağlıyorum. hani artık ne oldu? Daha Peke azalsın. salımı da Evet, onu gerçekleşti. gerçekleşti. Onun için gari yeni sezona. Yeni sezona hazırlık yapıyorsun Evet, yeni şimdi. sezona hazır yapıyoruz. Peki katımı ne zaman yaptın? Ağustos'un ikisinde başladılar yürüme. Ha, Bu ayda Ağustos'un yani. bu ay başladılar. Evet. Herhalde Yılbaşında yıl başında artık birkaç doğumlar. gün evvel, 3-5 gün evvel doğuran olur. Tam gününden 2-3 gün evvel doğuran olur. Doğum nasıl geçiyor? Doğum normal. Sabahtan olur. Akşam üstü pek doğuran olmaz asılada. Köpeklerde de akşam üstü doğuran olur. Tam tersi Tam doğru, tersi tam olur. tersi doğuruyor. Evet. Şimdi burası da bir aile işletmesi. Evet. Sen eşinle birlikte buradasın. Eşimle birlikte kızım vardı. Onu da evlendirdik. Baş göz ettik. Torun var. Ha, hayırlısı Burada İzmir'de olsun. oturuyorum. Hayırlısı Arada bazen olsun. geldiler bu yanımıza. Burada yanımdayım. Eşimle beraber o yardımcı oluyor. Yoksa yalnız yapılmaz yani. Evet. Her zaman söylediğimiz gibi bizim karlılığımızı etkileyen aile işletmesi olması. Evet. Burada hayvan sayısının çokluğu önemli değil. Önemli olan az sayıda kaliteli hayvan Evet. yapmak. Evet. Yani şu an hani örnek veriyorum 100 tane keçimizi sen ve eşin rahatlıkla sığımını yapabiliyor, temizliğini Evet, yapabiliyor. altını her sabah temizliyoruz. Altına gübresini her sabah dışarı çıkarıyoruz. Sağımını yapıyoruz. Aşı dönem olsun. Aşılarını takip ediyoruz. Hakan abimiz, Evet. baytarlarımız sağ olsunlar. Kendi veteriner hekim Sağ arkadaşlarınızla olsunlar. birlikte. Takip ediyoruz. İyi, Allah sağlık versin. İyiyiz, memnunum yani bu hayvanlardan. Evet. Yani bölgede bu işi yapmak isteyen Bir arkadaşlarımız, de şu var yetiştiricilerimiz. mesela. Buyur abi. Mesela nasıl dedim? 1.000 liraya geçi aldık diyor la. 500 lira aldık. 1.200 liraya geçi aldık diyor la. Kara geçi alıyor la. Mesela buna 1.5 diyorsun. Ne yaparsın sen diyor. Biz diyor la mesela 1.000 liraya geçi aldık diyor la. Bundan damızlık olarak alıp da iş yapacaklar. Onunla onu kıyas, bir tutmaya çalışıyorum. Evet. Bir de bu var. Ya Hem şimdi... damızlık cins istiyor la. Biz diyor 700 aldık. 1.000 liraya aldık. Sen neden 1.5 lira, 2.000 lira istiyorsun bu geçe diyorlar. İşte şimdi burada Burada da bir dengesizlik var. fiyatlandırma konusunda ırk özelliklerinin fark edilmesi ya da ne bileyim bunların bir kontrol noktasının olması Evet. şeklinde ya da hani bu tarz alışverişler yapılıyorken gerçekten bilen bir kişi, bilen bir yetiştiriciye sormak Evet. gerekir ki onun tam dediğin gibi bir orta noktasının Evet. bulunması gerekir. Biz tecrübe ederek fikir söylüyoruz hem. İşin olacağını. Hani kara geçi de yaptık. Beyazını da yaptık. En güzel randıman bunlarda gördüm ben. Evet, sen tabii bölge olarak Karaburun bölgesinde Evet. kıl keçiyi çalıştın. Peşinden zaten 7-800 Peke'yle geçi baktım ben kıl geçi. işte 90 eski senelerde. eski yıllarda 500 geçi baktım.
700-800 geçe abim Ahmet ben. Biraderlerine var bir yerde. Baktık ama 420 geçi vardı Sadık. 200 litre su tökedik. İşte. Bunda baharın. Sonra düştü 100 liraya, 100 litreye. Tam sütün pik olduğu, en yüksek olduğu zaman evet. Yani. Hadi 250. 250 litre olsun diyor 120 geçiden. Ama ne kadar güzel. Hani kendiniz sonuçta bunları çalışıp görüp evet, her şey tecrübe ederek yapıyoruz yani. Tecrübeyle yani. Hani söylemesi değil. 50-60 arası geçim var. Bahar gününde 100'ün üstünde süt döktüm. Evet. Aradaki farka bak mesela. Kesinlikle. Ki burada oğlak sezonunda da canlı ağırlık artışın eminim ki daha fazladır. Fazla oluyor. Diğer sağlıklı bakarsan yani. Evet. Kılık keçisi ya da zaynen keçisinin ortalamasına göre. Evet. Bunlar da geliyor ama öteki kara keçiden farklı yani. Tabii daha farklı. Daha yüksek. Evet. Bu keçilerimizin sütlerinde yağ kalitesi diğer ırklara göre daha yüksektir. Memelerde... Evet, tahlil alıyor ama ona şimdi bir şey diyemeyeceğim ben tam ama evet. Hiçbir şikayet gelmedi yani. Memelerde tahlil yapmak için aldılar gittiler. Patlıcan meme olarak adlandırılır. Patlıcan meme, koltuk memek deriz biz mesela. Çallar yırtmaz memelerini. Evet. Uzun hıyar memekliler var mesela. Onlar çallar cızıyor memelerini o ormanda gezerken. Mesela. Tabii gezerken biraz zarar verebilir. Evet. Mesela bak dekenin kulaklarına. Halep. Haleplerde. Evet. Geçiler tam beyazdan kırma olduğu için. Bu kadar değil ama süt oranından memnunum yani sütünden. Zaten. Sütlü hayvanlarım. Bak bugün oldu bak hayvanların memelerini. Evet. Dolmuş memesi. Sabah sağdım ta. Saatte erken olmasına rağmen bayağı dolmuş. Evet. Bayağı dolmuş. Evet. İşte genetik olarak. Bak şu çepiş geçen senenin kula. Şu öndeki evet. Mi? Bak geçi gibi maşallah bak. Evet. Mahsız kulaklı. Ta hiç doğum yapmadı. Bu sene doğacak. Bu sene doğum yapacak artık. Evet. Yani maşallah diyorum sürüne. Gerçekten kendi pazarını, kendi işte yaşama tecrübene istinaden. Evet. Kendi hani... tecrübede de iyisini, yavuzunu, olacak olanı, olmayacak olanı anladığımız için olumlu hayvanları bırakıyoruz. Olumsuzları elliyoruz. Kasabadır. Her neri olsa harcamak için. Bu sene oğlak sezonu nasıl geçti? Oğlak sezonu fena değil yani yavuzdu. İlk zamanla 65 liradan verdik kilo olarak. Sonra konu 70 gibi verdik. Zaten 50-60 kadar olan vardı. Anladım. 15 kadar damızlık bıraktım 20 kadar. Erkek dişi. Geri kalanını harcadık. Anladım. 5-10 tane köpeğe var işte onlarla. Gene dengeler birbirini. Damızlık satışı yapıyor musun? Yani gelen olursa falan. Yok, satmadım damızlık olarak. Kendime olarak. Fazla olmadığı için yani. Kendine bırakıyorsun. Kendime bırakıyorum damızlığı. Tamam. Bıraktığımın yerine ana geçilerden çıkarıyorum. Onların yerine onlar geçiyor. Öyle devir düzen oluyor. Anladım. İşte bu işe başlayacak olan arkadaşlarımız için her zaman diyoruz. Yerimiz önemli. Yerimize göre pazarımızda ne varsa ürün için. Evet. Ya da o aile yapımıza göre sonuçta. Mehmet abim burada eşiyle birlikte, tabii herkes bilirler sonuçta hayvancılık yaparız ama zeytinimiz vardır, bahçemiz vardır. Hepsini, ekstra o işleri de yapmak gerekir ki. Hiç durma yok. Sabah ezelinden kalkıyoruz, akşam yatsıya kadar. Doğrudur. Bir günlük yani. Dava değil. Ki süre gelen yani düğünsüz, cenazesiz. 100 sefer, 5 sefer çamaşır çıkar üstümü. Evet. Terliyim yaz gününde. Bu tabii bu sıcaklar. Bereket makineli hava. Yıkamak artık, artık zaten teknolojiden faydalanmak zorundayız bu şartlar altında. Evet. Hani demem odur ki hangi ırka çalışmak istiyorsak ya da süt mü çalışmak istiyoruz ya da oğlak mı çalışmak istiyoruz ona göre ırkımızı belirlememiz gerekiyor. Bir parça yem vermen gerekir buna yalnız. Hiç yemsiz randuman vermiyor. Evet. Ben mesela bir ürün veriyorum ona göre getiriyorum ona göre bir düzen tutturdum bu şekilde gidiyorum. Herkes farklı. Ufuk'un mesela Fatih'le var. Onlar hem sabah hem akşam veriyor. Durumları iyi. Ben kendi durumuma göre öyle zaten, gidiyorum yani. Ayağımı yorgana göre uzatıp ona göre gidiyorum. Tabii ki. Her ama zaman, hiç vermeden de olmaz. Olmaz. Ya zaten biz ne kadar verirsek o... Yani biz, ne verirsen onu alırsın. Aynen öyle olacak. Bizi ne verirsen onu alırsın. Ne verirsek ondan da onu alacağız yani. Evet. Ama tabii... Ne az ne çok orta yoldan gidiyoruz işte. İşte bakım ve besleme her konuda çok önemli... Süt verimini etkiler, süt kalitesini etkiler, ikizlik oranını etkiler. Evet.
Peki katım döneminde çiftleşmeyi etkiler. Evet. Döl tutması, aşması Evet. ya da aşamaması bunların hepsinde önemli rol oynuyor. Evet. Sütünüzü pazarlıyorsunuz burada. Sütü belediyemiz aldı işte bu sene. Ay çıkışa ayın ortasına doğru her ay ödemeleri yaptılar. Bu sene biraz sıkıntı oldu ödemelerde neden dolayısıyla gene ödendi. Yılbaşında mı başlıyor şey? Biz yıl başında başladık. Sağmaya Sağma yıl başlıyorsunuz. başında başladık geçen. Ama geçen bu zamana bir aylık oldular da yürüyeli. Ona da iş yapamıyorsun. Bir aylık evveli yöründü mü yıl kurak giderse süt oranı az oluyorsun. Doğduğu zaman hayvanın. Yağmurla tez gelmezse, çümen yemezse. Yem de versen bir parça çümen O yalanmadan olmuyor. randıman vermiyor. Evet. Ocak ayı tam işisi. Tam normali. Ne geç ne erken. Evet. O zaman doğdu mu süt oranı daha güzel oluyor. İşte doğduktan hayvanla hayatlandıktan sonra işte bir ünlü başlıyoruz sağma. Oğlaklar yem yemeye başladığı zaman iki üne geçiyoruz. Allah berkelesin Yine oraya. kaç ay yemiş şu anneler? Aralık, Ocak, Şubat. 3 ay Üç ay 3 ay tek emdiriyorsunuz. ünlü emiyor. Ondan sonra iki ününü de birden ayırdım ben. O yemeye başladı mı? Anası da dinleniyor. Oğlak da süt emme umudunu kesiyor, yeme sarıyor. Sen yine şey yapıyorsun. Bir tanesini sayıyorsun, kalanı bir ötekine oğlak İşte emişiyor. iki ay. 2 veya 3 ay. Ondan sonra iki ünlü ben sayıyorum. Oğlaklar hiç emmiyor. Ne kadar güzel. İşte olması gereken aslında hep bizim İki ünlü ben sayıyorum. söylemek. Oğlakları göstermiyorum analara. İşte onu da sonra Ama göstermiyor. oğlaklar daha güzel oluyor ondan sonra. Yeme Evet. sarıyor. Süt Evet. umudu kesiyor. Bir filcan süt emecek. Süt emeceğin dini yemiyor bir sefer. Yem yemiyor. Doğru. Daha Doğru. güzel randımanlı oluyorlar o zaman. Doğru. Fatih de Ufuk da biz üçümüz de aynı işi de düzenine gidiyoruz. Aynı düzende ne kadar güzel yani sonuçta bu şekilde. Bunu başkalarına anlatsan da kabul etmiyorlar. Yani öyle. Evet, bazıları mesela komple emdiriyorlar anasını. Size Yani sağmak zor geliyor. hayır tabii canım sağmak zor gelebiliyor. Ya çok aslında bizler bu işi yapıyorsak süt sağmak zorundayız. Evet. Hani keçi de olsun, koyun olsun, hangi ırk olursa olsun fark etmez. Sonuçta para kazanmak zorundayız. Evet. Bunun her şeyinden faydalanıyoruz yani. Evet. Tüyünden, işte Tüyün yok gübresinden. gerçi ama şimdi şu an tüyünde Şu alan an tüy yok. olmayan olmuş Olsun. O zamanında. zaman da olmuş. Zaten fazla tüyünde Eskilerinde. şu an Aptika'da. Yani ilk öğüne tabii ki bu her zaman bize okullarda da sonuçta sizler bu işlerde büyümüşsünüz. Yaşam tarzınız Evet. bu. Anne oğlağına illaki süt saklar memesinde. Hesaplar. İllaki Sen sağa saklar. sağa gel, sağa sağa biraz sonra bak meme süt ol gene. Evet. Yani O o bildiğimiz yüzden iş. şey mutlaka sağım gerçekleşip daha sonra oğlağıyla birleştirilir. Evet. Oğlak zaten emer yani üstünü. O Ömer. Mesela evvel 420 geçi sağdık. Kapıya otur iki kişi sağdık. Casus casus sağa geçerdi hiç yorulmazdım. Şimdi 50 geçiyiz geçsin diye bakıyorum. Evet. Biletlerim duruyor. Artık sen de belki biraz şeye geçmen gerek. Otomasyona geçmen gerek. Geçmek bize gerek. Yaşımız da geçti. Kendi Otomasyona geçmek sağabileceğimize gerek. kadar bırakacağız. Yapabildiğin kadar Yapabildiğimiz kadar yapacaksın. yapacağız. Sağlığımız yerinde olduktan Ha, sonra bakalım kısmet. yani. İşte işimiz ağır. Başka işlerimiz de var. Zeytin var. İşi geniş. İş geniş. İş Evet. sahası geniş. Amele az. Tabii Hanımdan ikimiziz. çalışan Ne az. yapalım? Sağlık olsun. Olsun olsun sağlık olsun. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde Evet olsun hani olduğu sağdıkça sağıyorum. kadar. Sağdıkça geliyor yani meme hayvanın yavuz yani bunlar. Şu an süt sağıyorsunuz, onu da peynir yapıyorsunuz. Şu an peynir yapıyoruz galiba. Az ama. Burada buranın meşhur peyniri vardı. Kupanisli Şeyin. mi? Herhalde o. Yoksa tulum mu? Ama tulum yapmıyoruz biz. O dediğinden yapıyorsunuz. Kupanisli mi? Aha. 200 Burada gram ne satmış herhalde belediye bu sene onu. doğrudur bilmiyorum. Bu Evet. herhalde Karaburun'a özgü. Evet. Bizim bu yörelerde var ya zannedesem o. Şeyler Kupanisli peyniri. Nollu oradan oluyor. lordan Evet. yapıyorsunuz. Sütü kaynatıp. Süt peyniri topluyoruz. Ondan sonra nor düşüyor. O düşen noru kopanisli yapıyorlar yoğuruyoruz. Onu biriktiriyorsun bir hafta 10 gün. Aynı yere. Ondan fazlasını da o kabul etmez yani. Olmaz. Olmaz döne. Başka yere başka yeniden başlaman lazım. Anladım. Bir hafta 10 gün oldu mu onun. Ondan sonra o arkasını onun içine koymayacaksın. Başka değişik olacak. Başka değişik başka bir Değişik bir kaba koyacaksın. O olacak. öyle yoğuracaksın yani. 5 kilo 10 kilo oldu mu başka yengeden bir daha tutacağız. Çünkü o yenge oluyor öteki olma kıvamına geçmiş oluyor. Geçmiş oluyor. Bağdaşmıyor. Onu ayarını Anladım. düşürmek çok zor.
Tabii sizler işin ehli olduğu için Evet. sizler bilirsiniz. Hanım yaptıydı geçen sene. Şimdi bu sene daha yapmadık çünkü pes verdik durduk. Ha. Daha şimdi biriktirip de bakalım yeni başladı ya Daha oradan. yeni başladı. Yeni Yeni başladı. başladı peynir sezonu. Evet. Yeni sezonu yeni başladı bizim. Köye gelirken de bu tarafta biraz daha Karaburun'a yaklaştık. Plaj, deniz falan Evet. etrafından geçtik. Burası hem biraz da turistik bir köy sanırım. Evet. Cumartesi pazar araba bırakma yer bulamıyor sahilde. Sahil kumluk. Hı. Gelen giden çok yani. Şeyden Güzel denizi. zaten şu yaşadığımız pandemi insanları belki bu tarz yerlere Evet, yönlendirdi. yönlendirdi. Evet. Burada tabii hayvancılıkla birlikte tabii çoğunlukla hep bölgede keticilik yapılmakta. Mera'dan dolayı, bulunduğumuz konumlardan dolayı. Ama narenciye çok fazla var burada. Narenciye var, limon oluyor. Narlava kıyıda köşede. Onlar oluyor. Zeytin var. Belli bölgelerde zeytin Bölgelerde. var. Evet. Öyle. İdare oluyoruz işte. Geçirmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Evet. Karaburun'un kendi doğal ne denir? Hem tarihi olmuş olsun, Evet. hem buradaki gerçek yaşam tarzı olmuş olsun, belli bir kalitede olup artık insanların yalnız ya da daha az kişilerin ulaştığı, daha Evet. sakin yerler olduğu için Evet. bu taraflara doğru Yönlendiler. yönlendiler, bu taraflara doğru gelmeye Evet, do başladılar. do doluyuz. Cumartesi pazarları doluyor zaten sahilde. Burası Kumbukü var şurada. Hı. Burası Fener'e gidiyor lan o tarafa. Her gün arabalar gelen giden belli değil. Aa. İşte bölgenizin avantajları. Evet, havası değişik. Ne kadar sıcak olsa da esen serin olan yeri var muhakkak. Yani Rüzgar olan yeri var. denize sıfır diyebiliriz. Evet. Şu tarafımız deniz, bu tarafımız Doğa, vadi. Yanımızda vadi. da keçilerle birlikte. Evet. Evet. Şimdi abim şöyle diyeyim sana. Ben hayvancılık yapmaya başlayacağım. Ya da artık bizi izleyenlerimiz hayvancılık, keçici, yetiştirici yapmaya başlayacaklar. Nelerden başlaması gerek? Nelere dikkat etmesi gerek? İlk önce hayvan kalacağı yatağı sevmesi lazım. Ağlını yani, damını. Yani eğer bu işe Poyraza başlayacaksak ağaka gelmesi lazım. Nodosa bakması lazım. Hafif biraz böyle meyilli olması lazım. Hani işediği yağmur suyu hepsi akıp akıp gitmesi gitmesi lazım. için. Keçi zaten sevmez asla. İnsan kulağından hayvan yatağından atasözü. Evet. Öğlen akşam mesela saat 3'te 4'te çıkarlar benim. Akşam saat ilkin diye doğru. 5'e 6'ya koşarak geldiler bunu buraya alın. Kendileri Bazı sabah geliyorlar. ben orada çay içerken kendileri girer ağla. Yatağı sevmese gelip girmez ağla. Evet. Ağılın bulunacağı ya da yapılacağı konum önemli. Çok önemli. Evet, en Yatak önemli. bilhassa her şeyden önemli. Vasım olsun diye herhangi bir yeri yatak yaptım hayvan sevmedim ama hayvan ileri gitmez geri gider. İşte o da hayvanın refahını etkiler, Evet. kalitesini etkiler. O da Evet. verimi Verim düşer. alamazsın. Verim alınmaz. Çoğalacak an azalır yani. Verim İlerleme alınmaz. yapmaz. Yatağı sevmedim. Peki bu yatağımızı hazırladık, yerimizi yaptık. Irk seçiminde ya da süt mü çalışması, oğlak mı çalışması bunlara nasıl karar vermesi Vallahi gerekir? bu cins benim üçüne de uygun. Hem süde hem oğlağına da hem etine de. Kombine bir ırk. Evet. Süt Yani verimi, döl verimi ve et verimi yüksek. evet. Üçüne de uygun yani. Üçüne de gelir yani. Baktığın zaman. Bir parça yem vermen lazım yalnız. Tabii. Yemimizi vereceğiz. Sütümüzü sağacağız. İyi O bakıyorsak, da sağa bakacak. evet, çiftleşme döneminde ikizlik üçüzlük oranı artacak. Çünkü genetik olarak Evet. içinde Hayvan keyfi çilesi yerinde olursa o da sana verir. verir. Peşinden Ne de verirsen onu alıyorsun. yemden yararlanma yüksek olduğu için et verimi de son derece yüksek bu Evet. ırkımızın. Evet. Sayı olarak kaç tane, ne kadar sayıyla başlamak gerek? Irkını kişi belirledikten sonra. Valla 20 tane, 10 tane, 30 tane de olsa yeter. Yani 10 tane başlasan 200 senede ikizi doğdum ona. Ertesi sene oğlakları bile doğuruyor. Evet, 10 taneyle başlasa hiç olmazsa 2 ne senede olur? 50 tane olur. 50 tane olur. Hem alışır, hayvan Evet. kişiye Azdan alışır. başlasın birdenbire çoğunan olmaz zaten. Değil mi? Azdan çoğa doğru. Merdiven basamak basamak. Kesinlikle. Birdenbire büyüğünden başlasan anlamıyorsan bir de o zaman randıman alamazsın.
Azdan çoğa doğru gideceksin. Tabii. Hiç olmazsa deneme yapılır. Yapılamayacağı da var sayılırsa maddi olarak kayıp da az Kayıp, olmuş evet, olur muhakkak. yani. Tabii. Çok büyük bir sürü kaybetmektense. Evet. Peki şey diyeceğim abi, keçilere uyguladığın aşı programı, tarım ilçedeki veteriner arkadaşlarla birlikte Evet. bu program sağlanıyordur. Şu an bu dönemi gelmiş olan aşılardan ne uyguluyorsunuz siz? Gıdayı vuruyoruz. Aha. Agalaksi deriz, onu vururuz. Agalaksi süt kesen Ha vuruyoruz ha ondan vururuz. keçilere. Deklama vururuz, iç parazit. Hı. Hap içeriz. İç dış Yeldif parazit. vururuz hayvanlar dikey salmadan. Yeldif de beraber vururuz. İşte bunları yani Aha. uygular yani. Gıdayı, agalaksi, yeldifi, deklamak, hapını. Tabii keyfi kaçan olursa bunları antibiyotik ilaçlar Kendi var ya. antibiyotikle gözlemleyip kendi He. vurduğum da Arada oluyor. onları şey yapıyoruz, takip ediyoruz. Keyfi kaçan hayvanı bilmen lazım. Evet. Zaten belli eder hemen kendini. Belli eder. Zaten ne deriz biz? Yeme bakarken, yeme geldiği zaman Evet. belli olur. Yeme gelip Evet. Yeme gelmediği. giderken de dağda yürürken de yürüyüşünden belli olur. Hı. Tutuk tutuk öyle durgun yürür. Aşı takvimini her dönem belli, koyun olsun keçi olsun, belli dönemlerde zorunlu olarak yapmamız gereken aşılarımız var. Tabii onunla birlikte nasıl sonuçta bizlerin bile rahatsızlıkları olmuş olsun ya da hayvanlarımızın Evet. rahatsızlıkları olmuş olsun illaki antibiyotik, vitamin Tabii. uygulamak gerekiyor. O Evet. yüzden aşı programına mutlaka uymamız gerek. Mutlaka hayvanlarımızın aşılarını yaptırmamız gerek. Evet. Eğer şu anda hani en işte örnek veriyorum sadece. İşte şu aşı yapılacak 1,5 milyar gibi bir paradan kaçıp o hayvanın hasta olması ya da o hastalığın sürüye bulaşması Daha kimse fazla istemez. Daha evet. fazla zarar verir. Evet. Öyle olmaktansa aşılarını takip edip Evet, mutlaka aşılarımızı yapmamız yaptırmak. gerekir. Nitekim de yapıyoruz yani devam ediyoruz. Aşılarını. Bu şekilde olması gerekiyor yani. Güçlü ekipman, verimli tarım. Atlas Tarım Makinaları Eskişehir. Osman Tetik, 30 yıldır çiftçiyim. Topraklarımız bizim çok sorunlu bir toprak. Araştırdık, Pinnacle buruyu bulduk. Sararma olayını çözdük. Verim artışı oldu. Bir hafta 10 gün gibi erken getiriyor ürünü hasat zamanına. Bütün çiftçilere bu ürünü kullanmasını tavsiye ediyorum. Manisa Salihli çiftçilerinden Hulusi Orhan. Yaklaşık 4 yıl önce F Organik Pinnacle Blue gübresiyle birkaç arazimizde deneme yaptık. Bizim bağlarımızda Nisan-Mayıs aylarındaki havaların soğuk gitmesinden dolayı bitkinin strese girmesi çok yoğun oluyordu. Bunları büyük ölçüde gidermiş bulunduk. F Organik Pinnacle Blue ürünlerini tavsiye ediyorum. Ziraat mühendisi Necat Uygun. Görmüş olduğunuz bağın çok ciddi bir yeşil aksam ve sürgün problemi vardı. Pinnacle Black, Pinnacle Blue 1630 ve diğer serilere tanıştırdık. Bugün bir yıl süresi içinde çok daha ötesine gelmiş durumdayız. İlerleyen dönemlerde de daha iyi noktalara geleceğiz. Bütün üretici arkadaşlarımıza bereketli bir hasat sezonu diliyoruz. Merhaba, ben Raç Tersöz. F Organik Tarım'ın ürünlerini 2017 yılından bu yana Ege ve İç Anadolu bölge çiftçilerimize buluşturmaktayız. Ürünlerimize ve kendimize güveniyoruz. Çiftçilerimizin herhangi bir problemle karşılaştıklarında bize ulaşmalarını bekliyoruz. Bereketli bir sezon diliyorum. F Organik Tarım, sağlıklı nesiller için sağlıklı ürünler. Tarıma tutkun, çiftçiye kardeş firma Tutkun Kardeşler'den Kaplan serisi taş toplama makinesi. Tarıma elverişsiz arazilerinizi tarıma hazır hale getirin. 3 santimetre ile 30 santimetre ebatındaki taşları rahatlıkla toplayabileceksiniz. Geniş servis ağı, 2 yıl garanti, %100 yerli. Ekmeğini taştan çıkartanlara Tutkun Kardeşler. Ben Hayal Keskin, Kuşadası Yeniköy Mahallesi'nden. İncir ve zeytin yetiştiriyoruz. Eşimle beraber ilgileniyoruz. İncirde pek bir sorunumuz yoktu. Önce... Ne olmuştu seninle görüşmeyeli. Evet, bugün yine denk geldik. Çok teşekkür ederim. Hazır gelmişken seni de görmek istedik. İyi yaptınız. Sizi görmek de güzel benim çok için. Çok mersi, çok sağ olasın.
İzmir'de neredeyse ilk defa bir Halep işletmesindeyiz. Evet. Halep Maltus kırması. Ama ne kadar güzel ki abim yani bir şeylerin farkına varıp ne yapmak istediğini bilip gerçekten bu ırkı çalışmış burada. Evet. Karaburun'da bu şekilde iki işletmemiz var Halep çalışan. Buradaki Halep tercihinin sebebi de aslında otlatmayla alakalı. Düşük sayıda hayvan besleyip daha çok süt almak, hı-hı, daha çok et almak. Mikro kesisiyle kıyaslandığı zaman hem süt verimi daha yüksek hem de evet, et olarak daha iyi bir et alabiliyor. Fakat diğer taraflarımızı hatırlarsanız daha önceki çekimlerde görmüşsünüzdür. 47'si daha yöresi hayvanlar için, yani daha yöresindeki köylerimiz için daha uygun. Meraların bitki yapısından kaynaklı olarak. Şu an bulunduğumuz yer, biraz önce de görmüşsünüzdür, deniz kenarında bir yerdeyiz. Çok böyle hayvanın otlayabileceği mer alanı yok. Bahçeler var. Çok güzel mandalini var buranın, çok güzel limonu var. Hı-hı. Çok güzel denizi var. Doğrudur. Hamza Bükü aslında bir marka ama daha öğrenilmesi gereken bir marka. Geçen seneden beri herkes Karaburun'da Badem Bükü'nü öğrendi ama aslında Hamza Bükü'de görülmesi gereken bir, herkesi bekleriz. Hayvancılık açısından bakarsak da aslında bu sürülerin sayıları da küçük. 100, 150, 200. Diğer işletmelerde gitme şansınız olursa göreceksiniz. Kıl keçisi haricinde olan işletmelerin sayıları küçüktür. Genelde aile işletmeleridir gene. Eş veya çocuklarla birlikte, hı-hı, yapılırlar. Sağımda kişi sayısının azlığından dolayı da zor olduğu için az sayıda hayvan besleyip yüksek kar etme mantığıyla ilerler. Ama buradaki handikap da yem verilmesidir. Yemin 400 lira olduğu bir yerde de karlılıkları maalesef gidiyor. Evet. Hızlı bir şekilde devlet bunu subvanse etmek zorunda. Yani 400 liraya yem almak çoban için çok zor. Yani deniyor işte efendim süt 10 lira oldu. İyi de 100 liralık yem de 400 lira oldu. Keçisini almaya geliyor. Geçen sene 800 liraya aldığı keçiyi bu sene 1000 lira diyor. Evet. Geçen sene yem 100 liraydı. Evet. 400 lira yem yaptım. Oldu. Bizim keçi o zaman 4000 lira oldu. Evet. Değil mi? Evet. Niye 1000 lira diyorsun? Tacir arkadaşlar, çobanlarımızı kollayın. Yarın siz hayvan almaya geldiğinizde burada hayvan bulamayacaksınız. Hiç para kazanamayacaksınız. Haklarını verin. Siz de kazanın, onlar da kazansın ama herkes ben çok kazanayım diye beklemesin. Arkamızda gördüğünüz sürüde hiçbir hayvan 2500'den aşağı edecek hayvan değil. Sırf et olarak düşünseniz, iç organlarını, kellesini, ayağını çıkarın. Hı hı. Kıyma yapayım ben bunu deseniz zaten 2500'den fazla kıyma çıkar bu hayvanlarda. Evet. Onun için gelip burada 1000 lira demeyin, insanların morallerini bozmayın, kandırmaya çalışmayın. Haklarını verin, siz de kazanın, onlar da kazansın ki gelecek sene geldiğinizde burada hayvan olsun. Yoksa hayvan bulamayacaksınız arkadaşlar. Zaten hani her zaman söylediğimiz ve bu tarz programları yapmamız lazım ki nedir? Üreticimizi korumak. Biz küçük baş çalışıyoruz, küçük baş ülkesiyiz. Hayvan varlığımızı korumak zorundayız. Eğer bu arkadaşlar yapamıyorsa, bitiyorsa, işte yem çok pahalı, 1000 liraya satayım vesaire gibi durumlar olursa, bunun bir 5 sene sonrası ya da 10 sene sonrası yok yani bu, hiçbirimiz için yok. Para kazanılmıyor, hiçbir iş yapılmaz. Zaten devletin destekleri çok cüzi rakamlar yani. Ben açıkça, açık söylemek gerekirse komik rakamlar yani. Nedir 15 lira, 20 lira? Şaka gibi. Verme bari. Vereceksen düzgünce ver, vatandaş yem stoğunu karşılasın, ilaç giderlerini karşılasın. Yarın bu işi yapacak insan da bulamayacağız. Halen bulmakta zorlanıyoruz. Dikkat ederseniz Afgan çobanlara rastlıyorsunuzdur. Evet. İş artık Afganlara doğru kaymaya başladı. Niye? Türkler bırakıyor. Bırakıyor artık. İş yapamıyor. Para kazanmayan insan niye uğrasın ki? Oğlu geliyor 20 yaşına, bakıyor ki bu işte para yok, gidiyor belediyede çalışıyor. Çöpçülük yapıyor, keçisine bakmıyor. Önünde 400 tane keçi var. Yapası gelmiyor çünkü para kazanmayacağını düşünüyor. Evet. Onun için herkesin kazanacağı adil bir düzen olması gerekiyor. Biz isteriz ki devlet yemini subvanse etsin. İsteriz ki bütün aşıların, işte biraz önce konuşmanızı ben dinledim. Mesela bir Dexomax ile ilaç vardır. Kaç alıyorsun Dexomax'ı? 1 litresini. 500 gramlı en son 800 aldım. Şaka gibi değil mi? 800 lira bir kutu ilaç. Sonra diyorsun ki senin bir tane bir şey aldığın ilaçla keçi aynı para. Evet, aynı para. Şaka gibi değil mi? Evet. Alt üstü 500 cc bir ilaç. Evet. İşte bu insanlar bu ilaçları kullanarak para kazanmaya çalışıyor. Devlet verecek bunu kardeşim.
Parazitler mücadele aynı zamanda insan sağlığını da ilgilendirir. Buradaki parazitler insanlara etiyle sütüyle geçecek. İnsan sağlığını evet. düşünüyorsak evet. geleceksin burada ilaçlamanı yapacaksın. Kendini yapmıyorsan da ilacını vereceksin. Diğer şekilde işte mesela Agadaks aşısı. Süt kaybına neden oluyor. Bir ticari kayıptır bu. Biz Mehmet amcanın hayvanları az oldu tamam. Agadaks'a yakalandı sütü az oldu. Az para kazandı da piyasaya da az evet, süt çıktı. Evet. Sütün fiyatı 15 lirayken 25 lira oldu. Gel burada Agadaks'ın tanesini 1 liradan ver. Yani sübvanse et 1 lirayı. Bunun hayvanı hasta olmasın. Sen de sütü 10 liradan iç. Zaten bu tarz hani desteklemeler dediğimiz gibi TL olarak hani üye ya kişi başına işte süt desteklememiz var, araç koyun keçi hı-hı. desteklememiz var, yem desteğimiz var. Bu tarz şekilde projelendirip dediğin gibi hiç olmazsa birebir hakkında bir destek olmuş olacak. Sonuçta evet bakanlığımızın vermiş olduğu desteklemeler var. Banka hesabımıza para yatıyor. Herhalde o para zaten bankadan çekilip eve gelene kadar yüksek ihtimal bitmiş oluyordur. Aynen. Onun zaten borçlanmış oluyor. Onun için hani belli bir böyle kriter konulup şu kadar anaç sayısı ya da doğan bu kadar oğlak ya da sen gerçekten bu işi yapıyor musun? Şu hani mesela şu an şey damızlık büyütme, sürü büyütme, desteği evet. gibi o kriterler göz önüne alınarak söylemiş oldun Agalaks aşısı. Çok önemli bir hastalık. Enterokokse yani, mi, brucella? Bunlar insan sağlığında ilgilendiriyor. Kesinlikle. Brucella şu an devlet karşılıyor gibi görünüyor. Sadece tatbik ücreti diyorsunuz ama bunların hepsinin devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Sonuçta bu milli değer ve günümüz gıda. Evet. Biz gidip Afrika'da arazi kiralamaya çalışıyoruz. Bakın etraf her taraf arazi. Yarın Polonya'dan et almaya gideceğiz. Dolar yalnız 18 lira alamayacağız. Alamıyoruz da zaten. Buradaki etin fiyatını da 1000 liraya düşürmeye çalışıyorlar işte. Bu tacir sistemi hayvancılık açısından çok sakat. Devlet her şeyi duyuyoruz değil mi? Bir bakıyoruz bir yerde yağ satıyor devlet. Bilmem ne mağazası açmış. Tarım kredi kooperatiflerinin mağazalarında yağ satıyor. Eti de sen al, sen sat. Yemi, senin toprak mahsulü ofisin var. Yemi direkt üreteceği sen ver. Niye gidip bir yem fabrikasına muhtaç ediyorsun? Veya yem fabrikasında ham maddesini sen ver ucuza. Ucuza vatandaş sahiplensin. Yani çok düzeltilmesi gereken şey var. Hep aracılar, tacirler, komisyoncular. Bunlara gelen para yok. Buna gelince ölü fiyatına. İşte bu tarz programlarla bir şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz. Üreten biziz. İşte sizleri korumayı amaçlıyoruz yani elimizden geldiğince. Evet, sağ olun. Biz isteriz ki siz bizim sesimizi duyurun. Sahanın gerçeği bu. Ankara'dan evet. göründüğü gibi değil olaylar. Burada adama 1000 lira diyorlar kardeşim. Evet. Et süt kurumu gelsin. 2000 lira. 2500 lira. Değerinde lirası. Evet. Niye almıyor? Romanya'ya gitme. Karaburun'a gel diyoruz. Çok basit. Burada hayvan var. Gel değerinde al. Gidip 18 lirada dolardan gidip Romanya'dan etin peşine düşeceğine, Polonya'dan etin peşine düşeceğine Karaburun'a gel bu insanlardan al. Evet. Daha ucuz alacaksın. Kendi yetiştireceksin. Etin ne olduğunu biliyorsun. Kaliteli et biliyorsun. İşte görüyorsunuz Dubai. Burada besleniyor hayvan. Mis gibi bir et. Kesinlikle. Yani bunu devletin artık fark etmesi gerekiyor. Bir şekilde sağlam subvanselerle, yem teminiyle, aşıların karşılanmasıyla hayvancılığa ciddi bir destek gerekiyor. Şu ana kadar yapılan her şeyin ben geriye doğru gittiğini gördüm. Ben mesleki olarak da emekliyim. Devlette çalıştığım dönemde de gördüm ki sanki hayvancılık yok edilmek isteniyor gibi çalışıldı bugüne kadar. Sanki bir garez var. İsteniyor ki hayvan kalmasın. Hatırlarsanız büyük marketlere et terdi izni verilmişti. Dolarına düşük olduğu zamanlar. Bu insanlara o kadar koydu ki o. Oğlaklarını 100 liraya satılan oğlaklar gördüm. 80 liraya satılan oğlak gördüm. Evet. 80 liraya oğlak mı olur ya? Satıldı ama burada ben gördüm. Şaka gibiydi. Hı. Ama satıldı. Niye? O gitti yurt dışından o zaman dolar ucuzdu. 6 liraydı dolar. Onu tercih etti. Kendi köylüsünü düşünmedi. O İtalya'dan para kazansın diye bunun parasını çalındı. Artık bitsin bu. Yeter yani. Bu insanlar para kazansın. Bu adam para kazansın. 60 değil. Evet, 120 evet. benzesin. Daha çok kazansın. Bunun çocuğu ya, geldiğinde... Daha fazla heves edersin. Komşusu görsün. Ha, bu ne kadar... Tabii ki. Hevesin kalmıyor. Şu an zaten
Mesela gençlerde artık bu işi yapmaması, istememesi, şehre gitmesi, işte çarşıda şehir merkezine oturacağım demesi. Babam, ailem yıllardır bu işi yapıyor. Hiçbir şey yok ortada. Durum belli. O kadar yoruldular, o kadar yaşlandılar. Ben niye aynısını yapayım? Yani. Ben ne kazanmayacağım? O kazanamadıysa ben ne kazanmayacağım diye gidip işte asgari ücrete gidip çöpçülük yapıyorlar. Evet. Ona razılar. Öyle olunca da devamı gelmediği için yani bitecek yani. Evet. Bitecek yani. Aksini düşünelim. Bu adam lüks araca biniyor. Lüks evde oturuyor. Cebinde bol para var. Komşusu diyecek ki ben de besleyeyim. Evet. Onu gören başka biri daha benimle besleyeyim. Evet. Burada hayvan sayısı 4'e 5'e katlayacak. Kesinlikle. Hiç böyle et ithalatına ihtiyacımız olacak mı? Olmayacak. Olmayacak. Çok basit değil mi? Biri hareketlendirdik, her yer hareketlendi. Biri tıkadık, her yer oldu. Hepsi zincirleme. İşte tersten düşününce de bütün delikleri açıyorlarmış gibi geliyor insana. Buraya para gelmesin, başka yere gitsin. Yani şu an işte Mehmet abime geldik. Evet. Emekli abimsin sahadan. Hı-hı. Ben bunu okudum. Kanalım burada. Biz hepimiz birbirimize bağlıyız. Aynen. Yani hani hissedilmiyor ama birbirimize bağlıyız yani. Sen kanalında reklam yapacaksın. İlaç satacaksın, mama satacaksın, yem satacaksın. O hayvanı satacak, para kazanacak. Ben bu insanlara destek olarak, vicdan olarak görevimi yerine getirmiş olacağım. Aslında yapılmak istenen şey herkesin karına olan şeyler. Ama biz yukarı doğru çıkınca bu mantık değişiyor. Burada düşüncelerin hepsi boş kalıyor. O mantığı değiştirmelerini bekliyoruz. İnşallah değişir. İnşallah yani. Gerçekten kadar yetiştireceğimize çalışılır. Biz çalışıyoruz. Hani çok sıcak şu anda yani. Evet. Hani bu kadar sıcak. O günün oluşu, aşağıda gerçekten güzel bir plajın olması falan. Hani bu kadar emekler de bir yerlerde artık olur yani. İşte duyulur, biz burada yerine getirilir. Güneşin altında bunu insanlara göstermeye çalışıyoruz. Sıkıntıyı anlatmaya çalışıyoruz. Teşvik bedelinin 15 lira olmasına karar veren arkadaş da Bodrum'da tatilde. O güneşleniyor. Evet, o buradan haberi yok onun. Ya 15 lira yeter ya, çok para. 100 tane olsa ooo güneşli çok para. Ha, hemen kafası oraya gidiyor. Tabii. 15 lira komik arkadaşlar, 15 lira komik yapmayın. Şimdi buraya ulaşmak isteyen, yetiştiricilik yapmak isteyen ya da gelmek, gezmek isteyen kişilerimiz adına buraya nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ulaşabilirler? Şimdi, aslında ulaşım olarak kendi aracıyla geleceği için çok sıkıntı çekmeyecekler. Hı hı. İzmir'den otobana çıkıyorsunuz, Çeşme yolunu takip ediyorsunuz. Karaburun sapağından Karaburun yarısına döndüğünüzde Karaburun'a geldiniz. Yeni liman tarafına geliyorsunuz, Sarpınca'ya geliyorsunuz. İlk önce Fener'i bir görüyorsunuz. Evet. Onun keyfini çıkarıyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz. Ve Türkiye'nin en batısındasınız. O hissi yaşıyorsunuz. Karşıda Yunan adalarını görüyorsunuz. Denizin berraklığını, akvaryumluğunu görüyorsunuz. Hı-hı. Keyifleniyorsunuz. Sonra ticaretiniz için Mehmet amcanın yanına geliyorsunuz. Mehmet amcanın yanına geliyorsunuz. Diyorsunuz ki Mehmet amca, ben senden keçi alacağım. Ne istiyorsun? O sana bir rakam söylüyor. Onu da üzmüyorsun. Hı-hı. Fiyatını indirmiyorsun. İstediği rakamı, onu da gönlünü direkt hayvanını alıyorsun, gidiyorsun. Evet. Bu kadar basit aslında evet. Sistem. Sezonda da mandalina, limon. Ha, burada sadece keçi de yok. Tabii. Tabii. Turunçgillerin hepsini bulabiliyorsun. Zeytinyağı. Zeytin ağaçları dolu. Etrafa bakarsanız, aşağı doğru bakarsanız mandalin, limon. Burada bir limon oluyor, şaka gibi. Her evet. Tarafı su sanki. Yarım kilo limon alın, 450 gram su. O kadar ya. Kaliteli limon. Deniz dersiniz zaten bambaşka. Tamamen berrak. Sanki sizi özel bir koymuş gibi. Kayalıkların arasında çok güzel. Ben her yaşamak zaman gerekiyor. Derim zaten bu keçi yetiştiriciliğinde Karaburun apayrı bir keyifle park, yapılacak tarz, bir yer. Bir de onunla birlikte gerçekten bu ilçede yaşamak, burada olmak, hani sonuçta bizler şehirden geldiğimiz için sizlerin burada yaş ömrünüz gerçekten uzamıştır, uzayacaktır yani. Girişte bir tabelamız var, gördünüz mü bilmiyorum. Türkiye'de en uzun yaşanan üçüncü yer Karaburun. Doğrudur. Eminim doğrudur. Ortamı görüyorsun, ne kadar huzur var. Kesinlikle. Alışverişinizi buradan yapın. İnsanlar daha huzurlu olsun. Birinci sıraya çıkalım. Kesinlikle. Beklentimiz bu yönde. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görmek isteriz sizi. Davetimizi kabul ettiğiniz için. Mehmet evet, abicim. Çok teşekkür ederim. Bizi teşekkür ederim. Tanıştığımız için memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Çok mersi. Çok sağ olasın. Evet Çiftçi TV izleyicileri, bir işimiz geçip programından sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bereketli günleriniz olsun. Bay bay.